Merhabalar, hoş geldiniz. Tetanozdan herkes korkar. En ufak bir yerinize bir şey batsa, hele korkulan paslı bir çivi ise iş çığırından çıkabilir. Bir de aşılarımız var tabii ki gündemde. Tetanoz aşısından da ve tetanozun bilinmeyen özelliklerinden de bahsedeceğim sizlere. Elimden geldiği kadar internette sorulan soruları derledim. Hepsini bir arada bulabileceksiniz. Önce isterseniz hemen gerçek bir öyküyle başlayalım. Şöyle ki benim hayatta durduğum bir sürü tetanoz vakası oldu ama gördüğüm tek bir büyük generalize tetanoz vakası oldu. Onun öyküsü de sanırım belki bir videonun toplamından daha iyi bir ders içeriği olabilir. Öyle şu söz konusu olan bir kamyon şoförü ve bu kamyon şoförünün ensesinde bir beni var ve bu benini aldırtıyor. Ve küçük bir işlem olduğundan dolayı alma işlemi sonrası dikişler atılıyor. Ondan sonra pansuman yapılıyor ve adam da ekmek parası için yola çıkıyor. Fakat yolda bir süre sonra kamyonu bozuluyor ve kamyonun altına girip tamir etmek zorunda kalıyor. Ve o sırada bu pansuman açılıyor. Ve açıldıktan sonra tabii tahmin edebileceğiniz yolda bir sürü çer çöp, toprak ona bulaşıyor. Ve ondan sonra tekrar kapatıyor. Fark etmiyor yalnız bu. Yani açılıp kapandığını görüyor fakat ensesinde olduğu için görme şansı yok ve onu da yeniletmiyor. Yani başka bir yere gidip temizletmiyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra bu kişide kasılmalar başlıyor ki bu kasılmaların detaylarını da göreceğiz. Ve maalesef generalize bir tetanoz haline dönüşüyor ve solunum aletine bağlı entübe olarak tedavi edildikten bayağı uzun bir süre sonra maalesef komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugün günümüzde eskisi kadar çok fazla böyle tetanoz korkutucu nitelikte görülmüyor. Çok çok ender. Bunun sebebi de aşı. Yani işte aşılara neden muhtaç olduğumuzun önemli öykülerinden bir tanesi de bu olacak efendim. Gelin isterseniz şimdi sırayla sorularımıza bakalım. Tetanoz nasıl oluşuyor? Tetanozun bir mikrobu var. Bu mikrop bir madde salgılıyor. Bu salgılanan madde ne iş yapıyor? Bu salgılanan madde normalde bizim kaslarımızın kasılmasını sağlayan maddenin etkisini ortadan kaldıran başka bir madde var. İşte bu madde olmazsa ki tetanoz mikrobunun toksini de bunu yapıyor. Bu maddeyi ortadan kaldırıyor ve kasılma işlemi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ve sonuçta vücutta çeşitli yerlerden toplam genel vücuda kadar yayılan bir kasılma sorunu ortaya çıkıyor. Ve işte tetanozun bir diğer ismi olan kazıklı humma lafı da buradan geliyor. Kazık, yani çok sert bir pozisyon söz konusu olduğundan dolayı da kazıklı humma olarak adlandırılmış. Tetanozun sebebi olan mikrop bir bakteri, Clostridium tetani. Temel olarak söylediğim gibi özellikle kasılmayı sağlayan sinir sistemi üzerinde etkisi var. Fakat vücutta kas iskelet sisteminde, yani kasılmanın en belirgin bir şekilde görüldüğü yerde temel etkisini yapıyor. Tetanoz yapan Clostridium tetani bakterisinden bahsetmiştik. Bu bakterinin çok önemli bir özelliği var. Anaerob, yani oksijensiz ortamda yaşıyor. Dolayısıyla tetanozun bulaşı ile ilgili olan konuları gözden geçirecek olursak sadece bu oksijenden tamamıyla bağımsız çalışan bakterinin yaşayabileceği ve gelişebileceği ve bulaşabileceği ortamları aklınıza getirin. Bu ortamlar söz konusu olduğu zaman genellikle toprak, kir, yani aklınıza gelebilecek her türlü oksijensiz ortamla ilgili bir durum gözünüzde canlandırmaya çalışın. Tabii ki hemen bir paslı çivi diye bir şey söz konusu olacaktır. Sadece paslı çivi değil, paslı herhangi bir metal obje, raptiye bile olabilir, toplu iğnesi bile olabilir. Çünkü neden? Bu uzun süre eğer oksitlenerek paslı hale geçtiği andan itibaren anaerob, yani oksijensiz ortamda bulunan Clostridium tetani bakterisinin yerleşmesi için uygun bir ortam oluşturur. Dolayısıyla sadece paslı çivi değil, sadece pas değil, aynı zamanda oksijensiz bir ortam, yani toprak, kir ve diğer unsurların bir arada olduğu bir ortamda Clostridium tetani yaşaması gerekir. Yani salt sadece ayağınıza çivi battı diye hemen tetanoz olacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Ama paslı bir çivi battığı zaman tetanoz olma şansınız yüksek olabilir. Hele topraktaki paslı bir çivi battıysa gene
tetanoz olma ihtimaliniz yüksek olabilir. Peki böyle bir durumda korkulacak ne var? Hiç korkmanıza gerek yok. Tetanoz aşısı da her ortamda ve her seçenekte yapılma şansına sahip olan bir aşı. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu zaten. Tetanoz nasıl bulaşacak? Bir kere hani kirli, paslı, çivi falan onu anlattık. Herhangi bir metal olabilir. Kirli cerrahi aletlerle olabilir. Kirli ilaçlarla da olabilir. Bakın böcek ısırıklarıyla olabilir, hayvan ısırıklarıyla olabilir, hatta hayvan dışkısıyla olabilir. Bu önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer önemli konu ise dövme ve piercing dediğimiz işlemlerde de aynı şekilde tetanoz olma şansına sahipsiniz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde dövme ya da piercing yaptırmak istiyorsanız mutlaka tetanoz aşısı olmanızı öneririm. Aksi takdirde başınız derde girebilir. İkinci bir konu da yanıklar. Niye yanıklar? Çünkü yanık cildi yok ediyor. Cilt de biliyorsunuz bizim enfeksiyonlara ve dışarıya karşı en önemli savunma bariyerimiz. Eğer bu bozulduğu andan itibaren o bölgede de anaerob yani oksijensiz ortamda da hem bütün anaerob mikroplar hem de Clostridium tetani'nin yerleşme şansı oldukça fazla. Bu yüzden iyi tedavi edilmeyen ve temizlenmeyen pansumanlar ve tüm yaralar da teorik olarak tetanoz olasılığına sahiptir. Peki tetanozla ilgili olasılığı riskli bir durumumuz var. Bu hastalık tablosu ne zaman ortaya çıkar? Genellikle 7 ila 10 gün ama geniş spektrumuna baktığınız zaman 3 gün ile 20 gün arasında da gelişebilmektedir. Peki bu belirtiler nasıl ortaya çıkar? Söylediğimiz gibi bir kasılma söz konusu ve bu kasılma sonlanmıyor. Yani bu kasılma hep devam ediyor. Fakat bu kasılma kas iskelet sisteminde olduğu kadar aynı zamanda boğazda, larynx'te ve solunum kaslarında da etkili oluyor. İşte dananın kuyruğunun koptuğu nokta da bu. Neden? Çünkü eğer solunum kaslarınız hep devamlı kasılırsa o zaman ciddi bir solunum sıkıntısına girerseniz ölürsünüz. İşin basit noktası bu. Peki başka nerede olabilir? Genellikle çiğneme kaslarından, yüz kasları ve çiğneme kaslarından başlıyor. Çiğneme kaslarında bir kasılma oluyor, yüz kaslarında kasılma oluyor ve kişide devamlı bir gülme durumu söz konusu oluyor. Buna da rhesus sardonicus adını veriliyor. Bunun yanında ensede ve omuzda ve boyun kaslarında bir kasılma söz konusu oluyor. O kasılma sonucunda da vücut yay şeklini alıyor. İşte bu videonun kapağında gördüğünüz o tabloda bahsedilen hadise bu işte. Ense, omuz ve sırt kaslarındaki kasılma ile ortaya çıkan tablo. Tabii bunun içerisinde lokalize dediğimiz tetanoz var. En kötüsü ise sefalik tetanoz dediğimiz durum ve genel tetanoz tablosu ve bunun yanında da risk grubunun içerisine bir de bebekleri katmamız gerekiyor. Çünkü bir de neonatal tetanoz diye gebeleri ve bebekleri yeni doğmuş bebekleri ilgilendiren özel bir durum var. Şimdi genel olarak lokalize tetanozu anladık. İşte sırıtma durumu söz konusu. Generalize tetanozda da solunum kaslarının felci ile ilgili hayati tehlike durumu var. Tamam bunu anladık. Fakat bunun yanında da iki küçük konumuz var. Bunlardan bir tanesi sefalik tetanoz. Sefalik tetanoz özellikle kafa travmaları sonrasında veya kulak enfeksiyonları sonrasında. Yani bakın dikkat edin. Hem travma hem enfeksiyonla beraber ama temel olarak enfeksiyon ve oksijensiz bir ortamın bulunması ve o yaranın kirlenmesi yeteri kadar iyi tedavi edilebilmesiyle ortaya çıkan bir tablo. Bunlar özellikle sinirleri tuttuğundan, kafa sinirlerini tuttuğundan dolayı sorun yaratabilir. Çok enderdir ama bu da hayati tehlikeye sahip bir durumdur. Geldik neonatal tetanoza. Neonatal tetanozu şimdi daha geniş bir şekilde görelim. Neonatal tetanoz yeni doğmuş bebeklerde görülür. Özellikle 10 günün altındaki bebeklerde görüldüğü zaman hayati tehlikesi daha yüksektir. Genellikle olarak çok eski zamanlarda köyde doğum yapan kişilerin doğum sonrası bebek kordonunun kesilmesinde temiz olmayan malzemelerin kullanılması, işte jiletle kesilmesi, makasla kesilmesi ve buna bağlı olarak tetanoz gelişimi çok sık görülüyordu. Fakat arkasından aşılama kampanyası ve şartların düzelmesiyle beraber neonatal tetanoz gerçekten çok az oranda görülüyor. Bir kere her şeyden evvel kas spazmı ile beraber yeni doğmuş bebeklerde özellikle emme güçlüğü, solunum güçlüğü ve bunun yanında da huzursuzluk, halsizlik olduğu zaman ve öyküde de böyle bir kirlenme söz konusuysa neonatal tetanoz akla gelmektedir.
Söylediğim gibi 10 günün altındaki bebeklerde maalesef hayati tehlikesi yüksektir. Peki tetanozdan nasıl korunacağız? Bir kere her şeyden evvel bir yaralanma olduğunu unutmayalım. Bir kesilme olabilir, bir şeyin batması olabilir veya kirli bir materyalle yaraya müdahale edilmesi olabilir. Kir ve toprağı da aynı şekilde söyledik. Herhangi bir yaralanma olduğu zaman, kesi olduğu zaman oranın antiseptik solüsyonla temizlenmesi lazım. Eğer antiseptik solüsyonunuz yoksa suyun altında bile yıkayabilirsiniz. Bu tek başına yeterli olmayabilir. Sonradan tekrar antiseptik solüsyonuna gideceğiniz yerde bunu temizleyebilirsiniz. Bunun yanında bu kesi gibi olan işlemlerde, özellikle trafik kazalarında ve travma ile beraber açık yaraların içerisinde de bol miktarda yabancı madde olur. Aynen bisikletçilerde oluşan düşünce, oluşan asfalt yanığı gibi trafik kazası sonrasında yolda fırlayan yolcuların işte bu derilerinde oluşan ciddi sıyrıklar ve yaraların içerisinde asfalt parçaları, toz, toprak, ön panelden kopmuş olan mika parçaları, metal parçaları temizlediğimi gayet iyi bilirim. Neredeyse kişiye genel anestezi vererek ağrılı bir durumda o yarayı mutlaka temizlemek gerekir. Ve hatta şöyledir ki bıçaklanma yarasında bile yani o bıçaklanan bölgeyi doktorlar kontrol ederken eldiveni giyip parmakla o bölgeyi kontrol ederler. Başka bir şey var mı yok mu diye. Hem hani alttaki dokulara deldiği yerde bir şey var mı diye bakarlar özellikle göğüs duvarı için. Fakat bunun yanında da her yaraya kontamine yani kirli muamelesi yapmak lazım. Böyle durum söz konusu olduğu zaman gene tetanos aşısı yapılabilir veya yara bölgesine tetanos toksini de yapılabilir. Dolayısıyla hem aşı, serum daha doğrusu tetanos serumu yapılabilir. Bu immünoglobulin vardır içerisinde, o da koruyucudur. Böyle bir durumda demek ki temel kural ne? 1. Yara temizliği, 2. Tetanos aşısı, 3. Tetanos serumu. Tetanos aşısı için ilk önce yetişkinlerden başlayalım. Normalde tetanos aşısının koruma süresi 10 yıl olarak kabul edilir. Ama 5 yıldan sonra da eğer riskli bir durum söz konusuysa tetanos aşısı yenilebilir. Özellikle örneğin bağ bahçede uğraşıyorsanız, efendim toprakla uğraşıyorsanız, çiftçiyseniz, bunun gibi bir takım kirlenme olasılığı yüksek olan yerlerde çalışıyorsanız, kesi olmasa dahi 10 yılda bir tetanos aşısı yaptırmak gerekmektedir. Ve herhangi bir şüphe dahilinde daha önce söylediğim gibi tedavi kapsamında da tetanoz aşısı önerilir. Yetişkinler için genel kural budur. Ama siz seneler önce tetanoz aşısı yaptırdınız ama çalışma ortamınız vesaire herhangi bir şekilde kirli değil, o zaman tetanoz aşısı yaptırmamış olabilirsiniz. Ama ilk fırsatta tetanoz aşısı yaptırmanızı öneririm. Hangi koşulda olursa olsun. Bunun yanında özellikle cerrahlar, hastanelerde çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık personelinde mutlaka 10 yılda bir tetanoz aşısı olması gerekir. Şüpheli durumda da 5 yıldan önce aşınız varsa 5 yıllık kapsamı içerisinde bir şey yapmaya gerek yok. Ama 5 yıldan sonra şüpheli durum içinde tetanoz aşısı yaptırabilirsiniz. Tetanoz aşısı bu aşı kavgasının ortamında çok güzel veriler sağlıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Türkiye'de 1927 yılında difteri ve boğmaca aşısına başlanıyor. 1938 yılında buna tetanoz ekleniyor. Ve biliyorsunuz çocuklarda belirli bir aşı takvimi var. Ona girmeme gerek yok. Zaten çocuk hekimleri ve aile hekimleri bunları takip ediyorlar. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bunun yanında da gebelikte de tetanoz aşısı olmanız gerekiyor. Üçüncü ayın başından itibaren başlanıyor ve gebelik öncesinde en az 2 dozun yapılması öneriliyor. Ama 3 doz da yapılabilir. Ama mutlaka bir gebenin 2 doz tetanos aşısı olması gerekiyor. Bütün bunların hepsi zaten hem gebe takibinde hem çocuk takibinde standart olarak biliyorsunuz Türkiye'deki sağlık sistemi içerisinde tanımlanmış bir şekilde aşı takvimi ilerliyor. 1980-1991 doğumlulara da askerde de tetanos aşısı ile beraber diğer aşılar da yapılmaktadır. Salt, tetanos ve kızamık bile aşı konusuyla bu hastalığın nasıl ortadan kaldırıldığı konusunda bence çok önemli bir veri. Dolayısıyla bu dönemde aşıya karşı olanların bu konuyu da bir kez daha gözden geçirmelerini rica ederim. Aslında işin içerisine mRNA aşısı şu bu falan filan girecek ama ne olursa olsun aşı her zaman için hastalıkları önlemedeki en önemli ilacımız.
Evet efendim, böylelikle her şeyi toparladık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım aklınızda kalmıştır. Ama tek istediğim şey şu, herhangi bir yaralanma söz konusu olduğu zaman mutlaka yaranızın bakımını yapın, temizleyiniz ve içindeki yabancı cisimleri çıkartınız efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.